Önceden ben şey ıslattım. Memleket bulguru bir simit diyoruz. İnce bulgurdan bir bardak, içli köftelik bulgurdan da iki bardak koydum. Bir çorba kaşığı da un koydum. Tuz, bir de bir tane acemiler için artık çatlamasın diye yumurta. Ve biz şey yapıyoruz. Mardin usulü yapıyoruz. Beyaz yapıyoruz. Kırmızı yapmıyoruz. Tabii çocuklar da yiyeceği için. Hadi bu işte şey kişniş. Kişnişi niçin koyuyoruz? Kişniş hazmı kolaylaştırıyor ve ayrıyetten lezzet veriyor. Tat veriyor değil mi? Evet, hamuru böyle yoğuracağız. Bir çorba kaşığı karışık domates biber salçası karıştırıyoruz. Bir de kimyon. İsteğe göre karabiber, yeni bahar, her şey kullanılabilir. Biz biraz kimyon koyuyoruz. Çocuklar yiyeceği için aşırı baharatlı yapmıyoruz. Şimdi de maydanozu ilave edeceğiz, söndürmeden önce. Maydanozu da bir tur çeviriyoruz. Pişme esnasında hiçbir şekilde tuz atmıyoruz çünkü soğanları sulandırabiliriz. Biraz diyet içli köftesinin tuzu az, her şeyi az. Altını kapatıyoruz ve kaseye ilave edip soğutmaya bırakıyoruz harcını. Sonra içi soğuduktan sonra içli köftelerimizi açmaya başlayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Malzemelerimiz burada. İç harcımız da soğumaya beklettik biraz. Yağ da hazırladık açmak için. Açmak için de yağımız hazır. Tabii ki bu arada olmazsa olmazımız içli köfte hamuru da hazır. Birazdan içli köftemize başlayacağız. Önce avucumuzu biraz yağlıyoruz. Hamuru falan açtığımız zaman en azından yapışmasın. Daha önce de bezelerimi hazırlamıştım. Tutsun diye biraz. Hamuru birazcık yumuşak olabilir. Hamur biraz yumuşak olabilir. O yüzden birazcık daha narin. Bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz her bir tanesini. Tepsimizin altını da önceden unluyoruz yapışmasın diye. İlk üstü köftemizi sinimize koyduk. Ben tek parmakla açtığım için. Tabi bazıları iki parmakla da açıyor. Evet, onlar profesyoneller. Evet. Analarımız kadar Analarımız olamasak yapıyordu. da Bu arada analarımız. annem çok güzel yapıyordu. Benim anam da çok güzel Ruhu yapar. şad olsun. Rahmet eylesin. Şöyle küçük minnak Muska minnak yapıyoruz. şeklinde. Minnak minnak yapıyoruz. Bu Evet. Mardin usulü. Kızartmalı olan onun içine patates ve kıyma giriyor.
ince olacak. İnce yapıştırıyoruz ki açılmasın. Görelim. Görüyoruz. Elini verse hep ki biz de görelim en azından nasıl doldurulduğunu. Biraz da kabasa dolduruyorum ben ama. Olsun. Hamuru çok olsun. Pardon, içli köftesi güzel olsun. Malzemeler çok olunca güzel oluyor. İçli köftelerimiz hazır. Biraz sonra kaynatmak için gidecekler. Birazcık tuz ilave ediyoruz suyumuza. Aha, evet, duydum cevaplarınızı. Pikniği evinin bahçesinde düzenlemişti. Birazcık da yağ koyuyoruz yapışmasını önlemek için. Ne yağı? Sıvı yağ. Sıvı yağ. Zeytinyağı veya öbür yağ hiç fark etmez. Ahmet. Ve şimdi içli köftelerimizi atıyoruz içine. Suyun önüne çıktığı zaman alacağız içinden. Birazcık daha kaynamaya başlayınca suyun yüzüne çıkacak. Şimdi kaynattık bütün, haşladık bütün içli köftelerimizi, hemen hemen bitti. Görüyorsunuz birazcık su yüzüne çıktı mı haşlanmış oluyor. Alıyoruz geri kalanını da. Minnak minnak olmuş hepsi. Evet. Çorbamız da pişiyor bu arada. Yanına mercimek çorbası yakışıyor. Tamamdır. Herkese afiyet olsun.